Cevami'ül Kelim programı. Cevami'ül Kelim az lafız ile çok mana ifade etmeye denilmektedir. Peygamberimizin bir özelliğidir bu aynı zamanda. İlgili programın dili Arapçadır. Ciddi bir Arapça bilmeye gerek yok. Yani ne diyelim, Arapçaya bir giriş bile yapmış olsanız bu programı kullanabilirsiniz. Program ne işe yarar? Nasıl indirilir? Nasıl kurulur vesaire şeylere değineceğiz, programı tanıtacağız. Meşhur bir programdır. Bayağı yıllardır, yani uzun süredir ilahiyatların özellikle hadis üzerine yüksek lisans yapan kısımlarında, yani yüksek lisanslarda bu program meşhurdur. Bayağı bir kullanılmaktadır, revaçtadır. Bununla birlikte araştırmacıların, yani genel olarak tüm araştırmacıların da ilgisini çeken bir programdır. Program ne işe yarar? Özellikle hadis sahasında ciddi bir araştırmaya yaramaktadır. Programda pek çok Arapça olmak kaydıyla hadis yüklenmiştir. Dolayısıyla pek çok hadis kitabı içerisinde arama yapmaktadır. İşte Buhari'den tutun da Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ine gibi kadar vesaire pek çok hadis kitabı barındırmaktadır. Onların içerisinde yazmış olduğumuz metni arayacaktır. Birazdan örnek de yapacağız. Program nasıl indirilir? Birazdan indireceğiz. Siz de göreceksiniz. Bu arada en aşağıda kırmızı yazı olarak indirme linki yer almaktadır. Program indirmek isteyenler hemen bir yere bu linki kaydedebilir. Nasıl kurulur? Onu birlikte göreceğiz. Nasıl kullanılır? Kullanımını yapacağız ve bir hadis metni yazıp arayacağız, o hadisi bulacağız. Ardından o hadisin ricalini yapacağız. Cerh ta'dil. Daha sonra tahriç yapacağız. Metni kopyalayıp Word'e nasıl aktarıyoruz onu da görerek işlemi sonlandıracağız. Bununla birlikte hemen indirmeye geçiyoruz. İlgili link bu linktir. Linki adres çubuğuna yapıştırdığımızda böyle bir siteyle karşılaştık. Gördüğü üzere dileyen birden 8'e kadar partlar var. Dileyen bu şekilde part part indirebilir. Dileyen direkt şurada RAR'a tıklayarak veya zip yazıyor. Zip dosyasına tıklayarak ilgili dosyayı tek linkte indirebilir. Tek link indirmek isteyenler RAR veya zip ikisinden birine tıklayarak indirebilir. İkisine bir tıklamaya gerek yok. İkisi de aynı şey. Birine tıkladım. Örneğin RAR'a tıklıyoruz ve tek link olarak indiriyoruz. 1,38 GB'mış. Tıkladığımız anda inme işlemi başlamıştır. Tabii biz daha önce indirdiğimiz için şimdi tekrar indirmeyelim. Tıkladığımızda o şekilde inmektedir. Dileyen de part part daha uzun şekilde bu işlemi yapabilir. Burada da sürümün kaçıncı sürüm olduğu gösterilmekte. 4,5. 4,5. sürüm. İlgili sayfada RAR yazan yere tıkladık, dosyayı indirdik. Artık internet hızımıza göre 5 dakika olabilir, yarım saat olabilir. Dosya indi ve RAR'dan çıkardık. RAR'dan çıkardığımızda karşımıza bu şekilde bir pek çok dosyanın olduğu klasör gelmekte. Burada esasen program nasıl kurulmalıdır? Uygulama yazıyor, gördüğünüz üzere tür aşağısında uygulama yazıyor. Auto play diyor. Otomatik başlatma. Buradan kurulabilir. Ama bazen kurmayabiliyor da. Ne yapılabilir? Sisteminizde uyumlu olmayabilir. Yani XP mi kullanıyorsunuz? Vista mı? Windows 7 mi? Windows 8 mi? Ona göre sağ tıklayarak özellikler deyip uyumluluğa geldiğimizde buradan bir şey seçebiliriz. Uyumlu yer seçebiliriz. Örneğin XP ve Vista'da gayet uyumlu çalışmakta. Gerçi Windows 7 seçeneği de vardır da 64 bit kullanıyorsanız problem yaşayabilirsiniz. Bu yüzden yine en uygunu, şu an bilgisayarımda benim Windows 7 64 bit yüklü. Buna rağmen Vista klasörüne girerek uygulama yazan yeri tıklıyorum. GK Setup yazıyor. Tıkladık. Bu sayfaya ulaştığımızda yapmamız gereken şey tali olmalı. Yani ileri. Nasıl program kurarken ileri ileri çıkıyor veya İngilizce program kurarken farklı bir yazı çıkıyorsa Arapça program kurarken de taliye tıklıyoruz. Tali, tali, tali. Taliye tıklamaya devam ediyoruz. Ve program kurulmaya başlanıyor.
Süreçte yine bilgisayarınızın artık donanımına göre değişken olabilir. 5 dakika olabilir, yarım saat olabilir. Beklemek gerekiyor. Kurulum tamamlandığında karşımıza bu şekilde bir sayfa çıkar. Tekrar tağlaya basarak kurulum bitirilmiş olur. Masa üstümüzde şu an görmekte olduğunuz kısa yol oluşur. Şimdi programı çalıştırıyoruz. Muvafık. Ve tekrar aynı butona tıklayarak programın açılışını görmekteyiz. Program bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yapmamız gereken şeyleri şimdi sizlere anlatacağız. Evvela program sağ alt köşesinden görünüş itibariyle büyütülebiliyor, küçültülebiliyor. Şu şekilde yaptık. Bahs yazan yere tıklıyoruz. Bu şekilde karşımıza arama yeri çıkmaktadır. Buraya bir hadis yazabiliyoruz. Şu an bir tane yazılmış zaten. Men kezibe aleyye mutaammiden diye bir hadisi vardı. Onun benzeri şeklinde değişik bir türevi yazılmış zaten. Farklı hadisler buraya yapıştırabiliriz. Hemen bir örnek yapalım. Erişimin kolaylığı açısından online bir Arapça klavye tercih edilmiştir. Site linki zaten sol üst köşede gözükmektedir. Dilerseniz siz de bunu bir yere kaydederek, yazarak daha sonra aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Hemen bir hadis metni yazalım. İnna Allaha la yanzuru ila ecsamikum ve la ila suverikum diye devam eden bir hadis var. Onun bir kısmını yazalım. Tamamını yazmakla zaman kaybetmeye de gerek yoktur. Yani hadisin tamamını yazmak zorunda değiliz. Bir kelimesini bile yazsak onu bize bulur. Biz birkaç kelime yazarak bunu deneyeceğiz. Kadarıyla yetinelim. Bu yazıyı kopyalayarak programımıza yapıştıracağız. Bakalım sonuç ne olacak? Yazdıktan sonra işte elif, lehine ve işte hemze çeşitleriyle ilgili pek de bilgiye sahip değilim diye kutucuklar var. Onları tıkladık. Hemen ardından merfu ve kutsi hadisler için bunu tıklıyoruz. Zaten tıklanmış durumda. Bir de mevkuf hadisler için bunu tıklayabiliriz. Maktu hadisler için bunu tıklayabiliriz. Bir de hadislerin dışarısında da bunu arayabilmek için buraya da tıklayabiliriz. Yani en geniş arama yapmak için her tarafı tıklayabiliyoruz. Ardından bahs mutabık buna tıkladığımızda yazmış olduğumuz şeyi yani bu kelimeleri hadisler içerisinde birebir aramaktadır. Hemen yanında bahs sarfiye tıklarsak yaklaşık kelimeler türevlerini de araştırmaya dahil etmektedir. Biz bahs mutabığa tıklıyoruz. Yani buraya yazdığımızı birebir bize bul diyoruz. Ve görüldüğü üzere aramalar başlamıştır. 1400 kitap içerisinde arama yapıyor. Arama devam ediyor. Arama bitti. Şöyle bir temmet işte arama bitti şeklinde buton çıkıyor. Ona tıklıyoruz. Ve aşağıda kitaplar listelendi. Nerelerde bulunduğu. En sağda hadis var. Geçtiği metin. Ortada ismül maslar diyor yani kaynak. Hangi kitapta bunu bulduk diyor. En üstte de metin var görüldüğü üzere. İnna Allaha la yanzuru ila men yecurru izarahu bedaran şeklinde bir hadis geçmiş. Bir aşağıya tıklıyoruz. Burada yine kaydıraç var. Kenar çubuğumuz. İnna Allaha la yanzuru ila sadikum şeklinde geçmiş. Esamikum. Görüldüğü üzere bunlar Sahih-i Müslim'de geçmiş. Bir aşağıya tıkladığımızda İnna Allaha la yanzuru ila suverikum ve envarikum şeklinde devam ediyor. Süneni İbn Mace, Müsned Ahmet bin Hanbel ve kitaplar devam ediyor. Kenar çubuğumuzda aşağı doğru indiğimizde Adab lil Beyhaki, Beyhaki'nin Adab adlı kitabı görülmekte. Pek çok kitap var. Rakamul Mushaf demiş, sayfa numarası verilmiş. Daha sol tarafta da görüldüğü üzere haricül hadis yani hadisin dışarısında bir kaynak işte Tabakatuş Şafi merfu veya kutsi olarak geçmiş diyor.
maktulu olarak geçmiş. Pek çok bilgi yer almakta. 1400 kitapta 1400 arama, yani 1400 kitabın tamamı aranmıştır. Metni yaklaştırabiliyoruz. Burada artı var. Artıya tıklayarak metni yaklaştırabiliriz. Buraya aşağı çekerek hadisin daha net bir şekilde görebiliriz. Veya yukarı çekeriz, kaynakçayı daha net görürüz. Veya bildiğiniz üzere sağ köşeden daha da büyüterek devam edebiliriz. Genişletebiliriz, daraltabiliriz. Bu tarz seçenekler mevcut. Ben yine iyi görünebilmesi için ona göre bir şekilde ayarlıyorum büyüklüğünü. Bunun dışında ne anlatabiliriz burada? İşte şuraya tıklayarak arama yerini ortadan kaldırarak daha net görebiliriz. Yazıyı küçültebiliriz. Bir de arz var. Arza tıklayarak listeyi daha net bir şekilde görebiliyoruz. Devam devam basabiliyoruz. Bir de yazı buradan nasıl kopyalanır? Şöyle mouse ile seçtiğimizde sağ tıklamayalım. Sağ tıklayıp uğraşacağımıza. Mouse ile seçtikten sonra Ctrl artı C. Yani Ctrl'e bastıktan sonra, o Ctrl'e bastıktan sonra parmağımızı çekmeden C tuşuna basalım klavyeden. Bu şekilde onu kopyalamış oluruz. Ardından Word'ü açarak direkt yapıştır. Yani mouse'un sağına tıklayarak yapıştır butonuna tıklayabiliriz. Word'de Arapça yazı karışabilir. Yani sağdan sola doğru yazılan bir yazı olduğu için Arapça, öyle bir dil olduğu için sağdaki kelime sola kayabilir, soldaki sağa kayabilir. Yazının düzeni bozulabilir. Bunun yerine PowerPoint yapıştırırsak yazımızı dağılma olmayacaktır. Onu da belirtelim. Burada ne var? Şuruh var. Yani şehler. Buraya tıkladığımızda hadisle ilgili şeh çıkabilmektedir. Bir de hemen yanındaki butona tıklarsak bu nerede geçiyor? Yani kaynağı ile ilgili bilgi çıkabilir. Buradan yine aşağı doğru kaydırmamız mümkündür. İşte burada geçmektedir diye belirtilmiş. Yani hangi babın içerisinde yer alıyor gözükebiliyor bu şekilde. Bunu da yakınlaştırabiliyoruz, uzaklaştırabiliyoruz. Bunun dışında bir şey daha değinelim. Buraya tıklayarak farklı bir şekilde gözebiliyoruz. Raviler var burada. Bahs-ı ama tıkladığımızda genel. Şimdi burada değineceğimiz ikinci şey. Bir aramaya kısaca değindik. İkinci olarak burada raviler gözükmekte. Kırmızı olarak raviler yazılmıştır. Yeşil olarak hadisin metni yeşil zaten. Ama özellikle yazdığımız kelime de vurgulu yani seçilmiştir. İşte aradığınız kelime bu şekilde. Şimdi burada raviler hakkında bilgi. Kırmızı yazılan her yazı yani her kelime bir ravi adıdır. Ebu Abdillah Hafız yazıyor. Tıklıyoruz üzerine. Ve böyle bir sayfa karşımıza geliyor. Sika'dır, hafızdır diyor. Sika sağlam ravi demek. Güvenilir ravi. Bir de hafızdır denilmekte. İşte lakabı nedir? Meşhur ismi nedir? Ravinin gerçek adı nedir? Bu tür bilgiler yer almakta. Hakimen-Nisaburi. Burada şuraya tıkladığımızda ravi hakkında ne demişler? Yani ceh tadil alimleri, rical alimleri ne demiştir? İşte İbn Hacer el-Eskalani imam demiş, saduk demiş, sika hüccet demiş, Hanbeli. Pek çok isim var burada. Suyuti sika demiştir. Kenarda da yazıyor, aşağıda da yazıyor. İmam Zehebi, Darekutni şöyle dedi, işte Bağdadi şöyle dedi şeklinde. Gördüğünüz gibi çeşitli değerlendirmeler söz konusudur. Ravi hakkında geniş bilgi. Bunun dışında değinmek istediğim şey, yani şunu anladık ki bahse tıkladığımızda arayacağımız hadisi buraya yazıyoruz. İstersek hadisin tamamını yazalım, istersek bir kelimesini yazalım. Fark etmez, onu bize arayabiliyor. Bir de ne var? Bahs an ravi diyor. Ravi araştırması da yapabiliriz. Buraya çeşitli bilgileri girerek belirli bir kavli araştırabiliriz. Bir de taksimul mevzu'i var. Mesela el-iman. İman hakkında bir şey mi okumak istiyorsunuz? Veya Kur'an-ı Kerim hakkında. İşte iman. İmana tıkladık. Karşımıza el-imanu billah vahde. Sadece Allah'a iman ile ilgili bilgi çıktı. İşte meleklere iman, şuna iman, buna iman devam ediyor. Bir de kıraat-ı mutun. Burası kitap okuma bölümü. Kıraat-ı mutuna tıkladığımızda kitap okuma bölümüdür. Yani diyor ki sahihler ve müstahraçlar işte karşınızda diyor, tıklayın okuyun. Bir örnek yapalım. Sahih-i Buhari'ye tıklayalım.
Sahih Buhari karşımıza geldi. Yakınlaştırabiliyoruz. Bu güzel bir özellik, yakınlaşması, uzaklaşması. Bunlar birlikte daha önceden açtığımız sayfalar burada durmaktadır. Yan sekme. Hani Google Chrome olsun, Firefox olsun, Internet Explorer olsun. Nasıl yan sekmeler varsa daha önceden açtığımız yerler duruyor. Yani bir tıkla eski yerlere dönebiliriz. Veya çarpılara basarak eski yerleri kapatabiliriz de. Şimdi karşımızda İmam Buhari'nin eseri var. El Camiu Sahih. Cilt 1 diyor, sayfa 2. Besmele ile başlamış. Babu Bedil Vahiy. Aynen de bu şekilde başlar. Birinci bab Bedil Vahiy'dir. Hadisler karşımızda. İşte burada ileriye tıklayarak görüyorsunuz. Bir sonraki sayfa. Tıklayarak sonraki sayfayı okuyabiliriz. Tıklaya tıklaya devam edebiliriz. Burada direkt numara da verebiliriz. Rakam verebiliriz. Ki de bu görmekte olduğumuz Buhari'nin bu El Camiu Sahih adlı kitabı hangi baskı, nerede basıldığı, bu muteber bir şey mi gibi merak edilebilir. Çünkü kaynak vermelerde kitabın detaylarını vermek gerekir. Bununla ilgili şuraya tıkladığımızda baskı ile ilgili bilgiler karşımıza gelmekte. İşte kitabın ismi Sahih-i Buhari. Musannifin adı Muhammed bin İsmail el-Buhari. Vefat yılı şu, kaç ciltten oluşuyor? Darun Neşir. Yani bu hangi yayın evinde basılmış? Matbaası nedir? Dar-ı İbni Kesir. İşte Beledün Neşir nerede yayınlanmış? Beyrut'ta. Senetün Neşir. Rakamul Tab. Kaçıncı baskı? Üçüncü baskı. Muhakkik kim? Bu tür bilgileri buraya tıklayarak elde edebiliyoruz. Farklı yerlere tıklamaya devam edelim. Buraya tıklayarak kitabın içeriğini görüyoruz. Yani ulaşmak istediğiniz bir yer var mı? Tıklayarak direkt oraya gidebiliriz. Çünkü ileri ileri sayfa sayfa bu iş gitmez yani. Hızlanmak gerekebilir. İşte Kitab-ı Tevhid örnek olarak buna tıkladığımızda kitap ismi aşağıda hemen altında babların sıralandığını görebiliyorsunuz. Bablar yer almakta. Buraya da tıklayarak yani baba tıklayarak hadisi de görebilmekteyiz. Hadise ne yaptık? İki defa tıkladık ve karşımıza çıktı. İza ahsana halukum İslamehu fekullu hasenetin diye hadis devam etmekte. Yukarı çıkarak çıkalım tekrar. Bir de burada ne var? Buraya tıklayalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak diye. Hadis zayıf demişiz. Zayıf hadisler var mı? Şimdi Kıraat-ı Mutun kitap okuma bölümündeydik. Sahihler ve Müstahreçler adlı yere tıklamıştık ve karşımıza pek çok kitap çıkmıştı. Bunlardan bir tanesinin okunmasına bakmıştık. Şimdi hemen aşağıda Sünen ve Muvatta yer almakta. Görüldüğü üzere pek çok hadis kitabı yer almaktadır. Mesanit, Müsnetler karşımızda. Kaydırma çubuğumuzu aşağı çekerek daha fazlasını görebiliyoruz. Müsnedefat ve Cevami karşımızda. Muacim demiş. Buraya baktığımızda mucemler, eczalar yani cüzler, emaliler ve ulumul hadis. İşte İhtilafül Hadis li Şafii, İmam Şafii'nin kitabı, Garibul Hadis, İlal li İbn Mende, pek çok kitabı burada görmekteyiz. Yine tıklayarak her birini okuyabiliriz. Hemen aşağıda Akide, Akaid'le ilgili kitaplar yer almakta ve fıkıh bölümü geliyor. El-Um li Şafii, İmam Şafii'nin El-Um adlı kitabı hemen gözüktü. Ve tabi pek çok kitap yani pek çok fıkıh kitabı gözümüzün önünde yer almaktadır. Tefsir-i Kur'an, Kur'an-ı Kerim tefsirleri, Tefsir-i Mücahit, Tefsir-i Süfyan-ı Sevri ve pek çok tefsir kitabı yine gözümüzün önünde. Bir de Ulumul Kur'an var. Ulumul Kur'an'da Ahkamul Kur'an Tahavi'nin kitabı burada yer almakta. Nahhas'ın kitabı var. Vahidi'nin, İbn Ceziri'nin, Nevasihul Kur'an pek çok kitabı yine görüyoruz. Siret ve Şemail. Daha çok ne diyelim? Siyerle ilgili kitaplar. Teracim ve Tevarih. Tercüme ve Tarih ile ilgili kitaplar. Menakıbe, Menakıb, Zühd kitapları, Ahlak kitapları ve Mevzuat kitapları. Mevzuat uydurma ve zayıf hadislerle ilgili, yani bunları nasıl tespit ederiz? Bunun yöntemleri ve tespit edilmiş olanlar. Yani demek ki mevzuat nedir? Uydurma hadisleri ve zayıf hadisleri tespit etmiş olan kitaplardır. Burada yine pek çok kitap yer almakta. 19 taneymiş. Burada kaç tane yer aldığı da yazmakta. Hemen burada matbudurlar diyor. Yani basılmışlardır. En ustası olarak değiller. Basılmış kitaplar. Sagani'yi görüyoruz. İbn Cevzi var.
Onun dışında İmam Suyuti'yi yine görüyoruz. Feteni var. Şevkani var. Pek çok kişiyi burada yine görmekteyiz. Örnek olarak birine tıklayarak kısaca bir göz atalım. Nasıl yazılmış, nasıl dedi. İmam Suyuti'nin El Mesnu adlı kitabına tıkladığımızda en üstte Masdar diyor. Bu kitap nedir? Musannif kimdir? Daha sonra işte burada metbu sayfa 1, hadis 1 şeklinde yazılmıştır. Men gâlel Kur'ânu mahlûgun fekat kefara. İlgili hadis nedir? La yesihhu fihi Muhammed İbni Ömer yekzibu ve yazan. La yesihhu sahih değildir çünkü fihi onda vardır Muhammed bin Ömer ki o da nedir? Yekzibu ve yazan. Yalancıdır ve hadis yapmakla suçlanmıştır diye devam ediyor yani pek çok hadis var. El Kur'anu kelamullah leyse bi halikin ve la mahlukin. Hadisler devam ediyor. Bu şekilde artık tanıttığımızı düşünüyorum. Ve artık videoyu kapatabiliriz, sonlandırabiliriz. Umarım anlaşılmıştır.